Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn et-tayyibîn et-tâhirîn. Emma ba'd. Evet, Mültekadan Kitabu's-Sarf bölümünü işliyoruz. Bundan geçen bir ders yaptık. Şimdi ikinci dersini inşallah yapıyoruz. Yalnız geçenki dersten sonda bir cümle vardı ya da bir ibare vardı. Orayı tekrar yeniden almak istiyorum. Tabii konu şu. Ve bey'u dinarin bi aşratin hiye aleyhi. Ev bi aşaratin ya da bi aşaratin mutlakatın. Mutlakatın. Evet, böyle bir alışveriş. Şimdi birinin diğerine 10 dirhem gümüş vereceği var. 10 dirhem gümüş borçlu olan bir kimse alacaklıya vermesi gereken 10 dirhem gümüşün karşılığında bir dinar satıyor. Diyor ki 10 dirhem sana vereceğim var. Tabii dirhem eski tabir, yani gümüş para. Bunun karşılığında sana bir dinar veriyorum. 10 dirheme karşılık diyor. Bu paraların cinsleri değişik olduğu için yani miktarları fazla az olabilir. Onun için bu caiz. Peki o da tamam kabul ediyor. Ama burada bizzat vereceğinin karşılığında bir dinar veriyor. Ya da ev bi aşaratin mutlakatin. Ya da kendi üzerinde vermesi gereken borcu zikretmeden mutlak olarak diyor ki sana bir dinar, 10 dirhem gümüşe bir dinar satıyorum diyor. Yani benim üzerimde vermem gereken borç meselesini söylemeden böyle yaparsa. Demek ki bunu şöyle isimle de efendim misallendirirsek şöyle ifade etmek lazım. Mesela Ahmet'in Hasan'a 10 dirhem gümüş borcu var. Ahmet Hasan'a diyor ki ben sana 10 dirhem gümüş karşılığında şu dinarı satıyorum. Sattım diyor. O da kabul ediyor. Satıcının alıcıya 10 dirhem borcu var. Hasan da diyor ki tamam kabul ettim. O zaman bunlar ödeşmiş olurlar. Velev ki kendi üzerinde olan 10 dirhem gümüşü, yani vermesi gereken 10 dirhem gümüşü söylemese bile. Mutlak dediği de o. Niye? Çünkü 10 dirhem zaten vermesi gereken vardı. 10 dirhem karşılığı da borçlu olan efendim alacaklı olana bir dinar sattı. Böylece ödeşmiş olurlar. Ona diyor ki indefaat dinar, eğer o 10 dirhem gümüş karşılığındaki dinarı alıcıya verirse, teslim ederse ve yetekasanil aşara bil aşara ve yetekasan takas yapmış olurlar. El aşarate bil aşarate. Onu ona. Zaten 10 dirhem vereceği vardı karşı tarafa. 10 dirhem karşılığında da ona bir ne vermiş oldu? Dinar vermiş oldu. Altın para. O zaman ne olmuş oldu? Ona karşılık onu ödeşmiş oldular, takaslaşmış oldular. Neden? Çünkü efendim önceden zaten 10 dirhem vermesi gerekiyordu. Zimmetine geçmiş bir borcu vardı. O borcun karşılığında 10 dirhem gümüşe mukabil efendim bir dinar verdi karşı tarafa, alacaklı olana. Böylece takas yoluyla, devşirme yoluyla ne oldu? Ödeşmiş oldular. Bu meseleyi bu şekilde anlamak lazım. Başka bir konuya geliyoruz. Bu genel bir kaide. Ve ma bir şey ki, bir para ki, bu tabi para deyince eski tabirle altın ve gümüş anlaşılıyor. Eski para birimleri altın ve gümüş. Şimdi tabi onların karşılığında tedavülde olan banknotlar var, kağıt paralar var. Dolayısıyla bu tedavülde geçerli olan para bu. Ve ma bir para ki
galibuhul fıddatü, madeni paralardan. Karışığı, katkısının çoğu gümüş olan para. Mesela gümüş paralarda, altın paralarda içindeki karışığı olan maddeler bunlar. Çünkü hepsi %100 altın, %100 gümüş değil. Çoğunluğu altın, çoğunluğu gümüş olan paralar. Katışığı, karışığı, altın veya gümüş olan paralar. Evi zehebü ya da karışığı, katılan katkısının çoğu altın olan paralar. Fiddatun ve zehebün. Gümüşlerde katkı maddesi çoğunlukla gümüş olan paralar, hepsi gümüş mesabesinde. Katkı maddelerinden altını diğer maddelere, içindeki karışık maddelerine galip gelende altın hükmünde. Fiddatun ve zehebün hükmen. Hükmen altın ve gümüştür. Öyleyse fela yecuzu bey'ul halisi bihi. Evet, gümüşü fazla olan gümüş maddesi ya da altın maddesi fazla olan bir parayı satmak caiz değil. Vela bey'u ba'dihi bi ba'din. Ya da aynı cinsten olan parayı birbirine karşı, bir kısmına karşılık satmak caiz değil. İlla mütesaviyen veznen. Ancak tartı açısından eşit olursa. Çünkü mesela bir gümüşü gümüşle değiştiriyor. O zaman katkı maddesi gümüşü fazla olan bir gümüş parayı katkı maddesi fazla olan bir gümüşle değiştirirken miktarında fazlalık olmayacak. Tartıyla o ne kadarsa karşılığında o kadar alacak. Dolayısıyla burada fazlalık caiz değil. Hem aynı mecliste verilip alınacak, teslim edilecek, hem de altın ve gümüş maddesi fazla olan paralarda bunlar tartıyla eşit olarak birbiriyle değiştirilirken eşit olarak değiştirilecek. Ama altın gümüşle değiştirilirken, gümüş altınla değiştirilirken miktarlarının aynı olması şart değil. Onlar fazla olarak değiştirilebilir. Peki vela istikraduhu, yine böylesi paraları ödünç vermek de caiz değil. İlla veznen, ancak tartıyla. Niye tartıyla veriyor? Çünkü bunların katılımı, yani içindeki madde gümüşü galip ya da altını galip olduğu için tamam altın hükmünde, öyleyse bunları ödünç verirken tartacak, kaç gram, kaç kilo geliyorsa onu verecek, onu alacak. Ama bir para ki galebe aleyhil gışşu, içindeki karışık maddesi daha galipse, mesela bakırı ya da içindeki demiri altından, gümüşten fazlaysa, minhuma, o iki paradan. Yani altın ve gümüşte içindeki katkı maddesi daha galipse, yani bakırı daha çok, demiri daha çok, altın oranı daha azsa, gümüş oranı daha azsa, fehüve fî hukmil urud. Bunlar ticaret malı hükmündedir. Bunlar ne hükmünde? Ticaret malı hükmünde. Ne demek? Bunlara o zaman dirhem dinar denmiyor. O zaman febey'uhu, karışığı altın ve gümüş değil de karışık maddesi bakırı, demiri daha galip geleni satmak, bil halisi, halis olanla, halis neydi? Çoğunluğu altın, çoğunluğu gümüş olanla, ala vücuhi hilleti seyfi, yukarıda geçmişti, kılıcın, kılıç var, kılıcın bir de süslemesi var. Eğer kılıcın süslemesi %50'si süsleme, %50'si de kılıcın diğer maddesi ise fiyat olarak, değer olarak, o zaman ne olması lazımdı? O ziynetin karşılığını peşin para olarak vermek lazım. Kılıç kısmını veresiye satabilir. Ama o ziynet ondan çıkarılabiliyorsa, fakat ziynet çıkarılamıyorsa, ona iyice işlenmiş, o zaman onu veresiye vermek hem kılıç içinde olmaz, ziynet içinde olmaz. Bu da aynı şekilde. Ne demek burada manası? Eğer altın veya gümüş oranı fazla olan belli olursa, o zaman bunu satmak caiz. Daha doğrusu o katkı maddeleri gümüşü değil de bakırı veya demiri fazla olanla satmak. Ama aynı mecliste
ne olacak? Aynı mecliste teslim edilmiş olacak. Çünkü efendim onların ikisi de aynı mecliste alınacak, verilecek. Ve yasıhku bey'uhu. Yine o karışık maddesi, altın ve gümüşe karışan maddeyi satmak galipse eğer, yani karışığı galip olan altın ve gümüşü satmak, bir cinsihi kendi cinsiyle mütefadılen, fazlasıyla satmak caiz. Niye? Mesela karışık maddesi fazla olan gümüşü ya da altını kendi cinsinden olan altınla gümüşle satmak caiz. Neden? Çünkü o zaman aksi olmuş oluyor. Yani aynı cinsten olmuyor. Birisinin mesela altın kısmı fazla, maddesi, içindeki katkı maddesi az. Ötekinde altın, gümüş maddesi fazla, katkı maddesi azsa, bunları gümüş şeyi, bakır veya demir maddesi fazla olanla fazlalıkla satılması caiz. Efendim bir şartı tekabudu fil meclisi, aynı mecliste alıp verme şartıyla fil meclis. Peki ve tebayu'i ve tebayu'i ve tebayu'u, yani yine sahih olur alışveriş yapmak. Ve istikradu, ödünç vermek. Bima yarucu minhu. Mesela bu gümüş maddesi az, katkı maddesi çok olan paralarda ya da bakırı çok olup altını az olan paralarda, eğer bunlar piyasada geçerliyse, bunları ödünç olarak yine vermek, bunlarla satış alışveriş yapmak caizdir. Ne olarak ama? Veznen. Tartı olarak. Eğer bunlar veznen, tartıyla geçerliyse örfte, adette, ev adeden ya da sayı itibariyle bunlar geçerliyse, sayılarak verilir, sayılarak alınır. Ev bihima, ya da hem tartı hem sayı ile bunlar piyasada geçerliyse, efendim burada adet önemli, o zaman bunlarla alışveriş yapmak da caiz, bunları sayarak veya tartarak efendim ödünç vermek de caiz. وَلَا يَتَعَيَّنُ بِالْتَعِيِّنِ. Bu paralar eğer piyasada, yani ham maddesi fazla olan gümüş ve altını piyasada geçerliyse, bunları belirlemekle belirlenmez. لِكَوْنِهِ ثَمَنًا. Efendim para olduğu için. Yani illa şu parayı vereceksin değil. Zaten bunlar piyasada para olarak ne yapılıyor? Biliniyor. Para olarak bilindiği için bunları illa şu paradan diye alışverişte zikretmek gerekmez. وَلَوْ اِشْتَرَى بِهِ. Bir adam bu ham maddesi fazla olan parayla satın alsa, fekesede, yani bu para piyasada geçerli olduğu zaman o parayla bir şey satın alıyor, fekesede ve efendim parayı almadan önce o para ne oluyor? Parayı vermeden önce fekesede para efendim tamamen piyasadan kalkıyor. Kesat artık tedavülden kalkıyor, yürürlükten kalkıyor para. Nasıl oldu? O ham maddesi fazla olan altın ve gümüşle bir şeyi aldı ve piyasadan da bu kalktı. Artık bunlar geçerli değil, parayı vermeden. Batalel bey'u, İmam-ı Azam'a göre bu alışveriş geçersiz olur, batıl olur. Temelden batıl. Çünkü efendim buna önceden para deniyordu örfte, adette. Piyasadan kalmakla, tedavülden, görürlükten kalmakla ne oldu? Paralıktan çıktı. Para olmaktan çıkınca o zaman alışverişte para verilmesi lazım. O zaman bu parayı vermeyince alışverişte batıl oldu diyor İmam-ı Azam Hazretleri. Ama ve kâle İmameyn, diyor ki İmameyn, yaptulü, la yaptulü, bu alışveriş batıl olmaz. Ve tecibü kıymetuhu, o zaman o para eğer tedavülden kalktıysa, satın aldığı malın karşılığında vereceği o para yürürlükten kalktı. O zaman
O paranın kıymeti ne kadarsa onu vermek vacip olur. Yevmel bey'i. Alım satım gününde onun kıymeti ne kadardı o paranın? O güne göre takdir ediliyor. İnde bi Yusuf'e, İmam Ebu Yusuf'e göre alım satımın yapıldığı gündeki değerine göre ne kadarsa efendim onun kıymetini verecek. Kime? Efendim satıcıya. Peki İmam Muhammed başka şey söylüyor. Zahire isimli fetva kitapta fetva İmamı Ebu Yusuf'un kavline göredir diyor. Demek ki bir adam ham maddesi fazla olan bir parayla bir şey satın aldı. Parayı teslim etmeden para artık piyasada geçmiyor. Yürürlükten kaldırıldı. O zaman ne yapar? Alım satımı yaptığı günkü değeri neyse o paranın, onun kıymeti olan parayı satıcıya verir. Bu kime göre? İmam Ebu Yusuf'a göre. Ve ahiru ma tu'mine bihi. Evet. Yani İmam-ı Muhammed'e göre de, inde Muhammed'in, İmam Muhammed'e göre de muamele yapıldığı günün sonu. Yani diyelim ki alışverişi daha önceden yaptı, parayı da vermedi. Bu para diyelim 3 ay sonra ne oldu? Tedavülden kalktı. O zaman tedavülden kalktığı zamanki kıymetine göre verir diyor İmam Muhammed. Yani alışverişin yapıldığı güne göre değil. Artık insanların onunla alışverişi terk etmeye başladıkları günkü kıymeti. Tedavülden kalktığı günkü kıymeti. Alışveriş daha önceden yapılmış. Parayı vermemiş. Peki İmam Muhammed'e göre ne olacak? O parayı o gün tedavülden kalktığı günkü değerine göre satıcıya vermiş olacak. Evet. Kesat ne demek? Şimdi burada paranın kesada uğraması. Artık onunla bütün memleketlerde alışverişin kabul edilmemesi, muamelenin terk edilmesi. Evet, muamelenin terk edilmesine deniyor. Peki. Ve ma bir para ki, şimdi başka bir meseleye geldik. Ve ma bir para ki la yerucu minhu, geçerli olmayan bir para. Yani piyasada artık mesela ham maddesi garip olan bir para, diyelim ki işte çeşitli para birimleri, ama piyasada geçerli değil. O zaman yeteayyenü bu para tayin, çünkü ticaret malları gibiydi bunlar. Yeteayyenü belirlenir bir tayin belirlemekle. O zaman alışveriş yapılırken diyecek ki işte şu parayla bunu satıyorum ya da bunu alıyorum. O şekilde belirlemesi lazım. Peki. Vel mütesavil gışşi. Bu da başka bir mesele. Kemaglubihi fittebayu'i. Evet. Vel mütesavil gışşi. Altın ve gümüş madeniyle içindeki karışım maddesi eşit olanlar, kemaglubihi fittebayu'i vel istikrat, alışverişte, ödünç vermede, almada aynı altın maddesi çok olan, gümüş maddesi çok olan paralar gibidir. Öyleyse bunlarla alışveriş yaparken tartmak ya da ödünç verirken tartmak gerekir. Evet, bu şekilde. Peki, vel istikrat demiş burada. Ve kede fis sarfı. Bozdurmada da böyle. Bozdurmada da aynı altın maddesi fazla olan, gümüş maddesi fazla olan gibidir. O zaman eşit olan, yani altın maddesiyle içindeki karışımı, gümüş maddesiyle içindeki karışımı eşit olanlar cinsi cinse değiştirirken ne olacak? Eşit miktarda olacak. Ödünç verirken tartarak verecek. Tartarak alacak. Peki veya alışverişte o zaman aynı eşit olanları, diyelim ki 1 kilo
karışık maddesiyle altın maddesi eşit olan altını aynı durumda olan altınla eşit olarak değiştirmek caiz. Birinin diğerinden fazla verilmesi, alınması caiz değil. O zaman faiz olur. Evet. Ve kîle denildi ki kegâlibihî. Bir başka görüş. Eğer ham maddeyle altın içerisindeki karışıma ne diyoruz? Ham madde. O maddeyle altın ya da gümüşle, gümüşün içine katılan karışık madde, katkı maddesi eğer eşitse bu o zaman katkı maddesi galip olan gibidir. O zaman ne olmuş oluyor? Bunlar ticaret malı gibi oluyor. O zaman birbiriyle değiştirirken birini diğerinden fazla vermek, fazla almak caiz olur diyor. Aynı cinsten değiştirirken. Çünkü bunlar ticaret malı gibi diyor. Evet. Ve yecuzu caiz olur alışveriş. El bey'u alışveriş. Bil fülûsin nafikati. Fülûs-i nafika piyasada geçerli olan parayla. Altın ve gümüşün dışındaki paralara fülûs deniyor. Altın ve gümüşün dışındaki bugün genelde bu fülûs yoluyla yani bugün de kağıt paralar var. Altın ve gümüşün dışındaki piyasada geçerli olan paralarla efendim ne olmuş oluyor? Alışveriş caiz oluyor. Tedavülde olan yani yürürlükte olan geçerli olan tüccar arasında insanlar arasında geçerli olan paralarla alışveriş caiz. Ve illem teteayyen ve belirlenmese bile mesela adam alışveriş yapıyor illa Türk parası demese bile ama bir yerde Türk parasının dışında paralar var da illa onun da zikredilmesi gerekiyorsa o zaman onu zikredecek. Ama normal para dendiği zaman o memlekette ilk akla gelen paraysa onu illa şu parayla sattım, şu parayla alıyorum demesine gerek yok. Fein kesedet. Eğer değerden, tedavülden düşerse. Fein kesedet. Yani bir zaman geçerliydi. Sonra yürürlükten kaldırılırsa, tedavülden kaldırılırsa. Fel hilafü kema fi kesadil makşuşi. Evet. Makşuş olan. Yani makşuş neydi? Ham maddesi. Altın ve gümüşe galip gelen paralar kesada uğradığı zaman ne oluyordu? O zaman onların İmam Ebu Yusuf'a göre alışverişin yapıldığı günkü kıymetine göre veya efendim İmam Muhammed'e göre de tedavülden kaldırıldığı günkü kıymetine göre satıcıya verilmesi lazım. Evet. Velev istakradaha. Bir adam bir adamdan efendim ödünç para alsa, istikrat. Yani ama hangi paraları? Altın, gümüş değil. Fülus, yani altın, gümüşün dışındaki yürürlükte geçerli olan parayı ödünç aldı. Fekesedet, o paralar da yürürlükten kaldırıldı. O zaman ne yapar? Müstakrit, yani ödünç alan, yaruddu misleha, aynı o paranın miktarını, değerini verir. O tedavülden kalkan paranın. Kime göre bu? İmam-ı Azam'a göre. Ama İmam-ı Ebu Yusuf'a göre ve inde Ebu Yusuf'a İmam-ı Ebu Yusuf'a göre kıymeteha o filosun kıymetini verir. Hangi günkü kıymeti? Efendim borç aldığı günkü kıymeti. Yevmel kardı demiş zaten burada. Borç aldığı günkü ödünç aldığı günkü kıymetine göre o paranın eğer kıymi ise onu ödeyecek. Ve inde Muhammed'in İmam Muhammed'e göre yevmel kesat hangi gün tedavülden kalktıysa o güne göre onun kıymetini verecek diyor İmam Muhammed rahimahullah. Ama fetvayı daha çok zahirede ifade edildiği gibi İmam Ebu Yusuf'un kavline göre vermişler. Ve la yecuzul bey'u efendim alışveriş caiz olmaz. Bi gayri nafikati. Piyasada geçerli olmayan paralarla malem tuayyen o belirlenmediği sürece çünkü geçerli olmayan bir para piyasada geçerli olmayan eşya hükmünde o zaman onu mutlaka zikretmek lazım. O zaman diyecek ki ben senden şu malı alıyorum ama
Bunun karşılığında şu işte geçerli olmayan parayı söylüyor. O zaman onların kıymeti ne kadarsa o geçersiz olduğu haline göre maden hükmünde oluyor onlar. O zaman ticareti ona göre yapabilir ama belirlemesi lazım. Geçerli olmayan paralarla alışveriş caiz değil, tayin edilmediği sürece, belirlenmediği sürece. Evet, ve men iştera, bir adam satın alsa şeyen bir şeyi, bir nısfı dirhemi fülusin, efendim bir dirhemin bir fülus, efendim yani bir paranın altın ve gümüş dışında efendim ne yapıyor? Ve men iştera, kim satın alırsa neyi, neyle, bir nısfı dirhemi fülusin, fülüs olan bir dirhemin yarısıyla, bir dirhemin yarısıyla, yani fülüs olan dirhem, fülüs neydi? Geçerli para. O dirhemin yarısıyla bir şey satın alsa, evdanik fülusin, ya da bir fülusun danikı, danik altıda biri dirhemin, ev kıratı fülusin, ya da fülusun kıratı, kırat da 12'de biri, ceaze, caiz olur, el bey'u, alışveriş caiz olur diyor. Peki o zaman burada danık neye deniyor? Efendim kırat neye deniyor? Bunu bir gözden geçirmemiz lazım. Danık tartı ölçülerinden bir dirhemin altıda birine danık deniyor. Bu gram olarak 0.801. Yani bir dirhem de şey, bir gram da değil. 0.801. Peki grat neye deniyor? Grat ortalama büyüklükte 5 arpa ağırlığına, böyle ucları efendim koparılmış, orta büyüklükte 5 arpa ağırlığındaki bir ağırlık ölçüsüne bir grat deniyor. Evet. Bir grat ise 200.246.000. Yani bir grat, bir gramın 1.200.046'sına denk geliyor. Bunlar tabii, yani eski tabirler bunlar. Yani bu kadar miktar. Bir de bir habbe var, habbe. Mesela ileride gelecek misalinde bir dirhemin 48'de birine de habbe deniyor. 48'de birine. Bir dirhem ne kadardı? 3.2 ya da 2.8. Efendim olan dirhemin 48'de birine eşit olan miktara da habbe deniyor. Bunlar hep aslında eski tabirlerle kuyumcular tarafından, sarraflar tarafından bilinen ölçüler, bilinen tartı ölçüleri. Şimdi burada ne diyor bakın, bir fülüs, yani geçerli olan bir dirhem fülüsün yarısıyla ya da fülüsün altıda biriyle, bir dirhemin ya da bir dirhem fülüsün efendim 12'de biriyle alışveriş yapsa caiz olur. Ve aleyhi, efendim o müşteriye gerekir, ne ma yuba'u bi nisfi dirhemin, bir dirhemin yarısıyla satılanı vermesi, evdanikin ya da altıda biriyle, ev kıratın, kıratın ya da bir kırat, minha o fülüsten, yani geçerli olan fülüs vardı ya, onun o dirhemin altıda biri ya da yarısı ya da 12'de birinin miktarıyla efendim satılan şeyin değerini, satın aldığı şeylerin değerini vermesi lazım. Peki velev defa, bir adam verse, ila sayrafiyyin, sayrafi, sayrafi ne demek? Sarraf diyoruz ya biz, sarraf. Yani bir altını, gümüşü götürdüğümüz zaman onun sahtesiyle gerçeğini birbirinden ayırt eden kimseye sayrafi, sarraf deniyor. Yani burada şöyle tarif edilmiş, men yumeyyizül cevdete miner radaati. Altının geçerli olanıyla ya da altının derecesini tespit eden. Sahte altında
hakiki altını ya da sahte gümüşle hakiki gümüşü tespit eden kimseye sarraf deniyor. Bir adam bu sarrafa verirse, dirhemen bir dirhem gümüş verse ve gale dese o veren, atini sarrafa diyor, bu binisfihi, bu bir dirhem gümüşün yarısına mukabil bana ver. Fülüsen, piyasada geçer olan şu kadar para. Ve binisfihi, diğer yarısına da nisfan yarısını ver. Şimdi götürüyor bir dirhem gümüşü, sarrafa veriyor, sarraf bakıyor, bu gerçek gümüş. Onun da dereceleri var tabii. Efendim, diyor ki müşteri, bunun yarısıyla bana geçerli para ver. Diğer yarısına da gümüş ver dese, illa habbeten, ancak bir habbe müstesna. Yani şimdi diğer yarısına da yarısını verir ama diyor bir habbe müstesna. Habbe neydi? Bir dirhemin 48'de biri. O zaman bu kadar müstesna olunca o zaman ne oluyor? İkinci yarısını bir habbeden 90'a vermiş oluyor. Satıcı o zaman az almış oluyor. Alıcı orada fazla almış oluyor cinsi cinse değiştirirken. Bu faize girer. Bu alışveriş İmam-ı Azam'a göre fesedel bey'u fil külli. Hepsinde alışveriş fasit olur diyor. Hepsinde hem o yarısına fülüs demişti geçerli para, diğer yarısına da bir habbe hariç yarısını ver. Bir habbe yani gramdan çok az, o kadar da efendim bana gümüş ver dediyse, hem o fülüs karşılığı verdiği yarım dirhemin, hem o bir habbe istisna ettiği efendim gümüşün alışverişi fasit olur. Çünkü burada gümüşü gümüşe satıyor fazlalıkla. Bak gümüşü gümüşe. Bir habbe müstesna dedi. O zaman ne oldu? Peki o fülüs de tamamdı. Yarısını fülüs aldı. Diğer yarısını da tam gümüş ver deseydi olurdu. Ama bir habbe müstesna dedi. Bir habbeyi bana ver geri diyor. Bir habbeyi geri verince ne olmuş oldu? Bir habbeden düşük olan yarıyı tam olan yarıya, bir dirhemin tam yarısına satmış oldu. Burada müşteri ne olmuş oldu? Faiz almış oldu. Bu caiz değil. Ama ve indehuma, İmameyn'e göre sahha fil fülusi. Bu alışveriş hani demişti ya, bir dirhemin yarısına bana para ver, diğer yarısı için de efendim bir habbe hariç gümüş ver demişti. O zaman o fülüs kısmında alışveriş sahih olur. Fakat o gümüş kısmında bir habbe müstesna yarısına da gümüş ver demişti ya, onda batıl olur. Kime göre? İmameyn'e göre. İmameyn orada İmam-ı Azam'la beraber. Ama bu diyor fesat, yani alışverişin bozuk olması fülusa nüfuz etmez, oraya geçmez. O ayrı bir şey, öteki ayrı bir şey diyor. وَلَوْ كَرَّرَا, bir müşteri tekrar etse, atini, mesela diyor ki, tekrar ediyor, iki defa söylüyor, bir defa diyor ki, bana şu bir dirhem gümüşün yarısına para ver ve diğer yarısına da bir habbe müstesna geri kalanını bana gümüş olarak ver, yarının yarısını efendim ver dese, bunu da tekrar etse efendim sahha fil fülusi ittifaka, hem İmam-ı Azam'a göre, hem İmam Muhammed'e göre, hem İmam Ebu Yusuf'a göre hepsi de caiz olur. Niye caiz olur? Çünkü ikinci alışveriş tekrarında, yani bir defa dedi, ondan sonra ikinci dediği zaman iki akit olmuş oldu. Efendim iki akit olmuş oldu. İki akit olunca ikinci de faiz var. Birinci sözünde bana şunun yarısıyla fülüs para ver dediğinde faiz olmaz. İkinci cüzünde faiz olur. O zaman bu ikinci cüzündeki bozukluk da diğerine nüfuz etmez. Çünkü ikinci cüzünde faiz oluşmuş oluyor. Birinci cüzü neydi? Şu bir dirhemin yarısına bana para ver demesiydi. Ona tesir etmez.
3 imama göre de bu caiz olur. Yani İmam-ı Azam, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed'e göre. Peki. Velev kâle, bir müşteri dese kime? Satıcıya. Atını bana ver. Bihi, bu bir dirhem karşılığında. Nısfa dirhemi fülûsin. Bir fülûsün yarısı, bir dirhemin, yani fülûs olan bir dirhemin yarısı kadar. Ve nısfen efendim diğer yarısı için de bana dirhemin, fülûsün yarısı olan dirhemin yarısı olan para ver dese, evet, illa habbeten, ancak habbe müstesna. Habbe neydi? Bir dirhemin 48'de biriydi. Bir habbe müstesna, efendim bana işte şu kadarla fülüs ver, bir dirhemin yarısına fülüs ver, yarısı karşılığında. Diğer yarısı için de efendim bir habbe müstesna bana ne ver? Fülüs ver diyor. O zaman yarısı, diğer dirhemin yarısı fülüsa karşılık. Diğer yarısı bir habbe müstesna, efendim o da ona karşılık habbe müstesna. Burada fülüs dediği geçerli olan parayla. O zaman ne oldu? Sahha fil külli, efendim hepsinde sahih olur. Ve nısfı yarıda da illa habbeten bimislihi. Ancak o hani habbe müstesna demişti ya, işte o onda sahih değil. Vel fülûsi bil baki, efendim diğerinde de fülûs. Yani neyi zikretmişti orada? Birinde efendim fülûsu zikretti. Bir habbe müstesna yarısında, diğerinde de ne diyor? Efendim diğer yarısında bir habbe müstesna. Burayı şöyle de değerlendirebiliriz. Efendim gümüş dirheme, yani bir dirhem gümüş parayı götürüyor sarrafa. Ve sarrafa diyor ki pul dirhemin yarısını, pul geçerli para. Efendim gümüş dirhemin de yarısını ancak bir habbe eksik olmak üzere ver dese. O bir habbe dirhemin 48'de biriydi. Hepsi hakkında alışveriş sahihtir. Neden? Çünkü gümüş dirhem, gümüş dirhemin misline satılmış oluyor. Çünkü orada yarısını gümüş dirhem ver diyordu. Yarısı yarısına tamam, misli misline satıldı. Geri kalan habbe ile yarısı da, geri kalan habbe ile yarısı, yani bir habbe müstesna geri kalanla, yine pul para bana ver diyor, geçerli parayı ver ama bir habbe müstesna dediği de pulun karşılığı olmuş oluyor. Yani diğer yarı, geri kalan habbe ile ağırlık ölçüsüyle onu istisna ediyor. Yarısı da o geçerli olan pulun karşılığı olmuş olur. Bu alışveriş caizdir diyor. Evet, bu konuyu böylece bitirmiş olduk. İnşallah Kitabül Kefale, kefillik bahsi, ona geldik. Onu da inşallah işlemeye gayret edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.